E, haberin başında da söylediğim gibi özellikle Perkas ciddi bir silah. Evet. Her maçta ortaya çıkıyor. <laughs> ki Valencia'da ki da oynamamıştı. Yokluğu hissedilen bir oyuncu. Forvetlerden o katkıyı göremiyor Fenerbahçe ama... Şimdi önce şunu söyleyeyim. Orada oturmak istiyordum. Ergin Aslan'ın yerinde oturmak Neden? istiyordum. Neden? Hani Beşiktaş konuşuyor ya orada. Maç öncesi. Kıskandım ben. Sen mi söylüyorum yani? Ne diyorsun? İşte Beşiktaş'ın kadrosunu söylüyorsun. Oynadığı futbolu söylüyorsun. Yaptığı varyasyonları söylüyorsun. Bunların hepsini gördük, yaşadık. O yüzden söylüyorsun. Ben şu anda bir şey söyleyemiyorum. O yüzden temennim şu. İnşallah ben de maç sonrası senin kadar keyifli anlatırım Fenerbahçe'yi diyeyim. Hani böyleydi ama bak Fenerbahçe bunları yaptı. Bu sonucu aldı derim. İnşallah sen de maç sonrası beni kıskanırsın. Pelkası görüyoruz diyorsun İnşallah görürüz yani perkası sol bekte mi görürüz sağ açıkta mı görürüz yani stopere çekmez diye düşünüyorum hmm. hoca. Her yerde pelkası oyuncak <laughs> değil demek istiyorsun <laughs> yani. Hayır ne, Necip gibi adam her yerde oynuyor. Hayır şöyle ediyorsun. bir sıkıntı var pelkası on numara ee, sol açıkta da ee, evet önemli evet. performanslar sergiledi ama e, sonuçta gerçek yeri burası. Mesela Gençler Birliği maçında pelkası çok farklı noktalarda gördük ona çok da fazla girmeye gerek yok. Herkes izledi, herkes seyretti. Bir de şimdi bir tarafta Larin diyorsun, Abu Bakar diyorsun. Bu arada Larin eşittir. İşte Sisse, Samat da Tiam diyorsun. Artı Larin'in bir de bonusu var. Büyük abi, Abu Bakar var. tek başına bunları üçünü de geçmiş. Öbür tarafta bunların karşısına kimi koyuyorsun? Pelkas koyuyorsun. Pelkas var, Valencia var. Gol atan oyuncular. Halbuki senin golcülerin var orada. Gol atması gereken adamlar var. Evet. Bu arada bu arada mesela orada gol denkleminde yazmadığın bir gezal gerçeği var. Evet o da. Ligin asist kralı. Asist. Konusunda. Halbuki geçen senin asist kralı Caner bugün 11'de olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Geçen sezonu var. Geçen, geçen sezon en arada, çok gol atan Beki ortada yok. muhtemel 11'i de gelsin ekrana konuşalım. Sen devam et. Ge geçen sezonun en çok gol atan Beki Novak daha Bismillah yeni bir gol atabildi. Hani kağıt üstünde bambaşka şeyler oluyor ama iş performansa gelince Beşiktaş'taki oyuncuların performans gösterdiğini, verim sağladığını görüyorsun. Valencia diyorsun mesela. Valencia olmazsa ya koskoca Fenerbahçe kulübünü şampiyonluk hedefleyen bir kulübü haftalarca Gustavo olmazsa diye konuştuk. Gustavo bir tane oyuncu. Evet kıymetli oyuncu, yetenekli oyuncu ama bu takım Gustavo'nun boşluğunu doldurmalı. Doldurmak zorunda. Yani şampiyonluk hedefliyorsan orada işte 22 kişilik 25 kişilik kadron varsa bir tanesini cımbızla çekip kenara koyduğunda takım bir anda geri gitti savunmasını yapamaz. Biz bu sezon çok performanslarını övdüğümüz Abu Bakar'ı, Gezal'ı, Josef'i, Atiba'yı her maçta oynadılar mı? Beşiktaş bunlardan mahrum kaldı mı? Öyle ya da böyle gerekçelerle kaldı. E pe, takım kazanmaya devam etti mi? Kazanmasa bile bildiğimiz, ezberlediğimiz o futbolu oynamaya devam etti mi? Evet. Beşiktaş'ta ne görüyorsun? Maçın gidişatı ne olursa olsun, sonucu ne olursa olsun Beşiktaş puan kaybetse de, gol atamasa da, e, hayal kırıklığı yaşasa da kanat organizasyonlarını görüyoruz. Şutları görüyoruz, evet. dikine giden oyuncuları görüyoruz, duran top organizasyonunu, yani futbol maçında gol bulmak için deneyebileceğin her türlü varyasyonu görüyoruz. Fenerbahçe'nin de görüyoruz, bütün bu opsiyonlardan maksimum bir tanesini görebiliyoruz. Ve bunları görmek için de bir ya da iki tane özel oyuncu arıyoruz. Muhtemel evet. kadroyu Hemen şöyle, senin paylaşalım. gözlerin daha iyi görüyor. ben <laughs> önümdeki okursa. kağıttan da okursam. Serdar Zalai'yi bekliyoruz stoperde. Gökhan Caner beklerde yer alacak. 4-2-3-1 sistemi bekliyoruz Erol Bulut'tan. Gustavo İrfancan olacak. O sayı Samuel Pelkas Valencia önde de Samat'ta. Şimdi Samat'ta Samatta ne yaptı da ilk 11'e girdi derim ben. Neden ilk 11'de olacak Samat? Şu anlamda soruyorum. Tiyam gol atan bir adamken derbide bir anda kenarda gördük. Samat ile başladı. Sonra derbide oyuna da sokmadı. Sonradan da hamle oyuncusu olarak da kullanmadı. Galatasaray derbisinden var Evet. Yani, Trabzon der derbisinde de Tiyam'ı mı kullanmıştı? Yanlış mı hatırlıyorum? Tiamla başladı diye hatırlıyorum. Sanki evet. evet. şunu şunu anlamaya çalışıyorum. Mutlaka ki bugün sahaya çıkacak kadro e, fiziksel anlamda, mental anlamda en diri olan, en güçlü olandır. İdman performansını Tabii. bilmiyoruz oyuncular. Bu anlamda hocaya saygı duyuyorum ama bir anlamda sorgulama ihtiyacı hissediyorum. İrfancan Gustavo dedin, değil mi? Evet. Yani Ozan yine yok. Yok. Bizim muhtemelimize göre yok. Ozan yine yok. Nova kesin, Caner döndü. Evet. Sakatlıktan henüz çıkan takımla ancak dün ilk kez tam idman yapmış Gökhan 11'de. Ama zaten diyorduk ya Gökhan eğer iyiyse derbi de Gökhan oynar. Bir dakika Gökhan iyiyse ama Gökhan ne kadar iyiyse, Gökhan ne kadar iyiyse ya da Nazım ne kadar kötü ve senin bütün sezon planlama derbi kazanmak Mehmet derbi olmazsa olmazın. Derbi olmazsa olmazın ama insanlar mesela şunu konuşmaya başladı. Fenerbahçe camiasında çok acı bir şey. Biz Beşiktaş'ı yeneriz ama Denizli'de ne yaparız? Denizli maçı, Kadıköy'deki evet. maç. Hiç hoş bir şey değil değil mi? Evet. Kadıköy, yani normalde büyük takım dediğin, şampiyonluk hedefleyen takım dediğin nedir? İçerideki maçları kazanırım, deplasmandakilere bakalım dersin. Şu anda Fenerbahçe'nin ki çok haklı gerekçelerle söyleniyor. Altı muhalif iki tane beraberlik var. Bu arada kazandığı maçlarda bile böyle gümbür gümbür oynayıp da kazandığı maçları da parmakla sayıyorsun ki sezon başına beri bütün maçlar toplamında bunları söyleyebiliyoruz. Bu kadro e, bence maç saatine kadar e, üzerinde daha çok konuşulur. E, değişiklik olabilir. Hı hı. Yani e, Ozan sürprizi görebiliriz diye düşünüyorum. Hatta 11'de. E, Ozan olabilir. Samat'ta e, Samat da ilk 11'de olur mu olmaz mı? Ben olmaması gerektiğini düşünüyorum. Fiziksel anlamda hiçbir şey diyemem ama mental anlamda oyuncunun bu maçı kaldırabileceğine inanmıyorum. Senden de çok kısa bir Fenerbahçe'den <laughs> değerlendirmesi alayım sonra Beşiktaş'a geçelim. Yani Samat'la Tiam denkleminde ben olsam ben de Tiam'ı kullanırım. Çünkü Sergen Hoca'nın savunmayı ne kadar önde kurduğunu biliyoruz. Dakikadan bağımsız olarak sürekli önde kuruyor. Samat'la Tiam ikilisinde hangisi daha atletik? Baktığın zaman arka boşlukları kim daha e, iyi kullanabilir? Bence Tiam daha atletik bir adam. Onun dışında Ozan Tufan derbi futbolcusu. Ee, özellikle derbilerde yaptığı ön alan baskıyla rakibi e, çıkarmıyor. Şenol Güneş bunu milli takımda bir denedi gösterdi. Ondan sonra Fenerbahçe bunu bir denedi 3-4 maç ve verim aldı ama bir anda niyeyse vazgeçti. Yani Atiba'nın Başakşehir maçlarında Epriyano'ya yaptı ki bugün onu Serdar'a ve e, Salah'a ya yapacak Atiba göreceksiniz. Hiç değil mi? Hayal etmezsiniz. Atiba 6 numara yazarsın. Josef'le yardımcı 6-8 gibi. Atiba başka bir şey oynuyor. Evet. E, stoperlere baskı. Bunu Fenerbahçe'de Ozan'la yapabilirsiniz. Çünkü Pelkas daha kreatif. Sağa giden, sola giden. Yani biraz daha serbest bırakılmış gibi bir adam. Ama Ozan e, burada tam bir misyon adamı. Bunu yaptırabilirsiniz. İrfan Can Gustavo. <laughs> Gustavo rakip yarı alanda çok etkili bir adam değil. Kendi yarı sahasında etkili bir adam. İrfan Can uzun süre oldu. Yani Can'ın kumaşı kalitesi belli ama bugünkü e, derbiye nasıl başlayacak, nasıl gidecek bilmiyorum. Sağ bekte Gökhan şöyle bir risk. Hani gününde ise çok aktif etkili kullanır ama Gökhan'ın size 15. dakikada şunu yapma ihtimali var. Yani bir baldırı tutup bunu yapma olmasın tabii ki ama bu planları biraz bozabilir.